Darwinistler canlıların birbirine benzerliklerini, canlıların hayali bir ortak atadan geldiği iddialarına delil göstermeye çalışırlar. Oysa canlılar arasında benzerliklerin olması tek bir yaratıcı tarafından yaratıldıklarını işaret eden önemli bir delildir. Allah tüm canlıları üstün sanatıyla birbirine benzer yaratmıştır. Canlılar birbirine benzerdirler çünkü Yüce Rabbimiz insanların hoşuna gitmesi için diğer canlıları da insana benzer şekilde yaratmıştır. Hayvanların insana olan bu benzerliği nedeniyle insan, bir kedinin masumluğundan, bir tavşanın munisliğinden, bir köpeğin sevecenliğinden zevk alır. Bakışlarındaki sevgi ve şefkat ifadesinden mutlu olur. İnsan, kendisine benzeyen sevimli bir varlıkla karşılaştığında doğal olarak onu sevme hissi duyar. Kedinin eğer gözleri sırtında olsa veya burnu ayaklarında olsa bu insana kuşkusuz ki zevk vermeyecektir. Çünkü bu varlık göze garip görünecek, kendisinden çekinilen tuhaf bir canlı olacaktır. Böyle bir varlıktan insanların da zevk alması mümkün olmayacaktır. Fakat Allah canlıları böyle yaratmamıştır. Her canlı göze güzel ve sevimli gelecek temel bir modele göre yaratılmıştır. Bu ana modelse insandır. Yüce Allah'ın tüm canlıları insana benzer şekilde yaratması bir ibret vesilesidir. Aynı zamanda bir güzelliktir. İnsan kendisine benzeyen varlıkları görüp ibret alır. Onların yaratılışını tefekkür eder ve bu yaratılıştan duyduğu heyecan onu daha fazla Allah'a yöneltir. Sonuç. Bu film boyunca sevimli hayvanları, yavrulara gösterilen özeni, kimi zaman sadık dost, kimi zaman hayat kurtarıcı olan köpekleri, atları, yunusları ve pek çok canlıdaki fedakarlık örneklerini izledik. Bu hayvanların Allah'ın munis sanatının birer tecellisi olduğuna tanık olduk. Şüphesiz ki bu derece kusursuz sistemlerin ve güzelliklerin var olması, bunları yaratanın üstün aklının ve eşsiz sanatının tecellilerindendir. Alemlerin Rabbi olan Allah her şeyin yaratıcısıdır ve bütün canlılarda bize Rabbimizin kusursuz yaratışının delillerini göstermektedir. Akıl ve vicdan sahibi olan her insana düşen ise Allah'a şükretmek ve yeryüzündeki tüm canlı türlerini ayrı ayrı özelliklerle donatarak yaratan Allah'ın sonsuz kudretini düşünmektir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Talak Suresi 12. Ayet.